Burası tavşanlı. Bizim evimiz. Bu şehri makyajla değil, estetik operasyonlarla güzelleştiriyoruz. 2009'da göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız toplantılar sonunda el birliğiyle önce yıktık, sonra yaptık. Mahalle sakinlerine hiçbir külfet getirmeden ilçemizin cadde ve sokaklarını genişlettik. Toplam 158.648 metrekare alanı kamulaştırdık. 81 kilometre kilitli taşlı yol yaptık. 142 kilometre kanalizasyon hattını, 122 kilometre yağmur suyu hattını ve 41 kilometre içme suyu hattını yeniledik. Yine 2009'da ilçemizde sadece Emet Kavşağı'nda sinyalizasyon sistemi bulunurken, bugün çevre yolu ve işlek caddelerimizdeki sinyalizasyon sistemleriyle trafik sorunlarına akılcı çözümler getirdik. Modern ve yaşanabilir bir Tavşanlı için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dev bütçeli yatırımlarla şehrin süliyetine estetik projeler kazandırıyoruz. Dört bir köşesinde farklı mineral yapısıyla yeraltı kaynak sularına sahip olan Kütahya'da Tavşanlı'nın en bilinen turizm alanı Göbel Termal Tesisleri. 2009 yılında göreve gelen Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler'in projeleri bu tesisin kalite standartlarını üst seviyeye çıkarttı. Yarı olimpik yüzme havuzları, Türk hamamları, havuzlu lüks villalar ve yeni camimizle Göbel'in değerine değer kattık. Kamp merkezi ve butik otel projemize start verdik. Otel inşaatının temeli atıldı ve 2021'in yaz aylarında hizmet alacağız. Bungalov evleriyle Göbel'e farklı bir hava katacağız. Tesisimiz yılda 16 bin kişinin konakladığı şirin ve huzurlu bir turizm alanına dönüştü. Bölgenin en önemli ticari yatırımlarından birisi olan Bedesten'de ilk ihaleyi alan firmadan kaynaklanan sorunların aşılmasıyla ikmal ihalemizi yaptık ve inşaat sürecini kaldığı yerden devam ettirdik. Şehrin ticari yaşamına değer katacak Bedesten projemizi 2021 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetini açacağız. Türkiye'de örnek çalışmalardan birisi olan kaynağından içme suyu projesini 2016 yılında başlattık ve 2019 yılında vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdık. Atık su arıtmada bölgenin en büyük biyolojik arıtma tesisini kurduk. 2019'da tam kapasiteyle çalışmaya başlayan tesisimiz yılda 3 milyon metreküp atık suyu arıtarak Adronos çayını bırakıyor. Doğaya, yeşile, çevresine duyarlı bir ilçe olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Her geçen gün takdir toplayan, geçmişten günümüze miras olarak gördüğümüz Adam Esireliğini eğlence ve dinlenme merkezi haline getirdik. Yakın tarihte mezberelik görünümle Tavşanlı'nın özlemle andığı Adam Esireliğini Başkanımız Mustafa Güler'in projeleriyle canlandırmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Buz pateni pistinden sonra trafik eğitim pisti ve masal dünyasını çocuklarımızın hizmetine açtık. Çukurköy mevkiinde bulunan ve ilçenin nefes aldığı alanların başında gelen Şaban Dede'de bölgeye örnek bir proje geliştirerek çalışmalarımızda sona geldik. Kafe, restoran, yürüyüş yolları, halı sahalar, spor alanları ve piknik alanlarından oluşan kompleks yapı için açılışa gün sayıyoruz. Hayrettin Karaca Parkımızı sil baştan yeniledik ve vatandaşlarımızın takdirini toplayan nezih bir parka dönüştürdük. Tavşanlı Belediyesi yeşil alan deyince nüfus oranına bakıldığında kendi çapındaki ilçeleri geride bıraktığı gibi birçok ille de yarışır düzeye ulaştı. Toplam 1,5 milyon metrekare yeşil alanımız bulunuyor. Bu çalışmalarımızı Karakova'da yaptığımız Park Bahçeler Müdürlüğü'nde oluşturulan seralarda yetiştirdiğimiz fidan ve çiçeklerle süslüyoruz. İlçemizin oksijen deposu Mülayimtepe Parkımızı sil baştan yenileyerek çalışmalarımızı tamamladık. İçerisinde mescit ve abdesthane, çay ocağı, piknik alanları, süs havuzları, amfiteyatro, kamelyalar,
çocuk oyun grupları, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla peyzaj çalışmalarının yer aldığı projemiz Tavşanlı halkına uzun yıllar hizmet verecek. Tunçbilek yolundaki Ekmekçi Dede mesire alanında düzenlemeler yaparak sosyal donatılar inşa ettik. Mezarlık altında yaptığımız yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla birçok ilçeye örnek oluşturduk. Hedefimiz yeşil alanda 2 milyon metrekaredir. Moymul mahallemizde yıllardır altıl duran tarihi hamamda restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Bölgede Zincirli Kaya olarak bilinen alanda seyir terası ve sosyal donatılar için proje hazırlıyoruz. Tavşanlımıza sosyal belediyecilik anlamında yeni bir tesis daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski başkanlarımızdan Cemil Köylü'nün ismini taşıyan Yaşlı Bakım Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Hayırsever hemşehrimiz Müfide İskit'in katkılarıyla bitirilen projemizde yaşlılarımız huzur bulacak. İlçemizin tarihi dokusunu yansıtan bir diğer projemiz ise belediye koridorları oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın övgüsünü kazanan projemiz sayesinde belediye hizmet binamız doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. İlçemizin ihtiyaçlarına karşılık veremeyen hayvan pazarını Karakova'ya yaptığımız modern tesise taşıdık. Daha sonra geçmişte şehrin çeşitli yerlerinde dağınık vaziyette olan otogalericiler için eski hayvan pazarı alanında proje geliştirerek 46 iş yeri yaptık. Otopazarımızın düzeni ve ikinci el araçların tek merkezde toplanmasıyla Tavşanlı'ya nezih bir ticaret alanı kazandırmış olduk. Küçük sanayi esnafımızı tek merkezde toplamak için çalışmalarımızı tamamladık. 758 iş yerinin hizmete hazır olduğu sanayi sitesinde altyapı ve üst yapı işleri tamamlandı. Esnafımız 2020 yılı tamamlanmadan sanayi sitesine taşınmış olacak. Belediyemize ait iş yerlerini mülk sahibi olmayan esnafımıza uygun fiyatlarla kiralayarak mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bu arada Tavşanlı Belediyesi çeşitli meslek grupları için projeler geliştirdi. Leblebiciler sitesi ve marangozlar sitesi üreticilerimizle sanatkarlarımızın hizmetine açıldı. Tavşanlı Belediyesi bu şehrin gelişimine katkı sunan tüm projelere destek veriyor. Toplu Konut İdaresi Ömer Bey Mahallemizde toplam 1314 konutun yapımına başladı. Bu dev projenin başından sonuna her aşamasının takipçisi ve destekçisi oluyoruz. Sosyal tesisimiz vatandaşlarımızdan tam not aldı. Murat Gazi Parkı'na yeniden hayat vererek halkımızın hizmetine sunduk. Öyle büyük bir ilgiyle karşılaştık ki belediye olarak yeni tesisler için kolları sıvadık ve ilk önce Göbel'deki sosyal tesisimizi hizmete aldık. Belediye Başkanımız Mustafa Güler'in yoğun temasları sonucu meteoroloji binasını bünyemize katarak çalışma başlattık. Bu tesisimizde yemekli restoran özelliğiyle halkımızın hizmetine sunuldu. Her mahalleye bir düğün salonu sloganıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında 8 mahallemize tesis kazandırdık. Moymul, Çardaklı, Ömer Bey, Yıldırım Beyazıt, Hanımçeşme, Çırçır Çeşme, İstasyon, Dağçeşme mahallelerinin yanı sıra Kale Kafe ve Mavi Ay düğün salonları halkımızın hizmetine sunuldu. Tavşanlı Belediyesi eğitime verdiği destekle halkımızın tüm kesimlerinden takdir topluyor. Türkiye'ye örnek gösterilen Okullar Hayat Olsun projemizde ilçemizdeki 12 okulun bahçesini sil baştan yeniledik. Yüksek öğrenimde gençlerimizin büyük eksiklik yaşadığı külliye inşaatını tamamlayarak gençlerin hizmetine sunduk. Tavşanlı Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Günlük 500 kişiye 2 öğün sıcak yemek ulaştıran aşevimizi halkımız da yalnız bırakmıyor. Tavşanlı'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla muhtaç durumdaki yaşlı, engelli ve çocuklar için yapılacak yardımların planlandığı Sevgi Çarşısı'nda ise vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre talepleri karşılanmaktadır. Belediyemiz kardeş şehirlerini de yalnız bırakmıyor. Savaşın derin izlerini hala üzerinde hisseden Bosna Hersek'te 300 çocuğumuzun sünnet masraflarını karşıladık. 6000 Boşnak gencimizin kırtasiye ihtiyaçlarına cevap verdik.
Sırp zulmünün yaşandığı savaşta mağdur duruma düşen, psikolojik ve fiziksel tedavi gören hastaların rehabilite edildiği Emmaus Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir tesisin inşaatını biz üstlendik. Kardeşlerimize pandemi nedeniyle 10 bin tıbbi maske ulaştırdık. Bölgenin en modern hayvan barınağını yaptık. 12 dönümlük araziye konuşlandırdığımız tesisimizde veteriner hekimler modern ortamda kısırlaştırma operasyonu başta olmak üzere sokak hayvanlarının tedavisi için mesai harcıyor. 2918 metrekare kapalı alanıyla 20 peron, 8 yazıhane ve sosyal alanları bulunan yeni terminal binamızı Çukurköy mahallemize inşa ederek halkımızın hizmetini açtık. Eski otogarımızsa ev hanımlarının ekonomik kazanç sağladığı Üretici Kadınlar Birliği'ne tahsis edildi. İlçemizde trafik ekiplerinin çalışmalarını daha sağlıklı ortamda yapabilmesi için Kütahya yolu 3. kilometrede Bölge Trafik Amirliği binasının inşaatını tamamlayarak hizmet verme noktasına taşıdık. Merkez 2020 yılı tamamlanmadan Tavşanlı'nın hizmetinde olacak. Amatör spor kulüplerine verdiğimiz destek her geçen yıl artarak devam ediyor. Kütahya genelindeki futbol müsabakalarının yarısı Tavşanlı'da oynanmaktadır. Güçlü camialara sahip ilçemizde Karakova semt sahalarını sil baştan yenileyerek spor camiasının hizmetine sunduk. Kulüplerimizin kullanımına birçok halı saha ve sosyal donatılar yaptık. Bugüne kadar toplam 1.328.000 TL maddi yardımda bulunduk. Futbolun dışında farklı branşların geliştirilmesi için kendi kulübümüz olan Belediye Spor'un ilk kongresini yaparak yönetimini belirledik. Tavşanlı Belediyesi, geleceğin Tavşanlısını inşa ediyoruz sloganıyla yatırımlarına 2020 yılında da devam ediyor. Hizmetlerimizdeki ana rotamız vatandaş odaklı olmasıdır. Bu çalışmalarımızda bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. 70 bin Tavşanlı için elzem olarak gördüğümüz Emet ve Kuruçay Kavşakları projesinin önemine bir kez daha vurgu yapıyor, İlgililerin çalışmalar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmesini bekliyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında talepte bulunduğumuz yüzme havuzu projesinin de bir an evvel sonuçlanıp halkımıza müjdelenmesini talep ediyoruz. Tavşanlı bizim evimiz.